Merhaba arkadaşlar. Ankara Şerifli Koçhisar'dan sevgiler, selamlar sizlere. Hayırlı sabahlar diliyorum. Çok güzel bir havada, ortamdayım. İyiyim, iyiyim, iyiyim arkadaşlar. Teşekkür ederim sizlere. Sizler de iyisinizdir inşallah. Dün akşam burada, balkonumdayım. Bunu içtim arkadaşlar. Çok seviyorum bunu. Ben mineral almak için içiyorum. Benim kollarımda bir halsizlik vardı. Bunu nasıl ederim düşünüyordum. Dün bunu içtim akşam otururken. Böyle yaptım arkadaşlar. Böyle. Masaj yaptım. Kendiliğinden gelişti. Öyle hafif darbelerle, hatta avuç içlerime, parmaklarıma, ellerime, böyle hafif hafif, böyle, böyle canlarım. Ne oldu peki? Biraz hızlı vurmuşum arkadaşlar. Şey olsun diye böyle gücü de yetiyor ya, hani dayanıyor ya. Gece uyurken kollarım ağrıdı. Çok vurmuşum. Çok vurmuşum. Demek ki daha az vurmam lazımmış. Ama çok vurmamın da şu faydası oldu. Gece ağrıdı ama sabah süper şekilde kalktı ellerim, kollarım. Her şey arkadaşlar. Şu ya, şu işte. O kadar güzel bir şey ki. Bak. Böyle böyle arkadaşlar. Bak, omuzlarımıza, kollarımıza. Belli bir ritmik şeyle. Süper ötesi arkadaşlar. Bu kol sarkmalarına falan da iyi gelir. Bak bu. Ve bacaklara yaptım dün arkadaşlar. Bacaklarıma yaptım. Aynı şekilde bu bacaklarımı böyle ettim arkadaşlar. Dayadım buraya. Aynı şekilde. Mesela dizlerinizde rahatsızlık mı var? Hafif hafif bununla. Ama şiddetli değil. Böyle hafif hafif, hafif hafif. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Bundan sonra mineralli sıvınızı içtikten sonra şişesini atmayın. O sizin spor aletiniz olsun. Biz geldik geleli Koçhisar'da çok ölen var arkadaşlar. Hatta 3 gün önce bizim akrabamız bir genç öldü. Asma kapılmış arkadaşlar. Yüksek gerilim hattının asma. Elektrik çarpmış. Allah gani gani rahmet eylesin. İlker Kargın diye. İyi yeğenimiz. Çok üzüldük arkadaşlar. Gittik. O gece çok fenalaştım, rahatsız oldum arkadaşlar. Üzüntüye dayanamadım. Yeni evlenecekmiş arkadaşlar, ikinci evliliğini yapacakmış. Eşyalarını falan almaya başlamışlar. Bir ağlama tuttu beni arkadaşlar orada. Artık kalktım ben, fenalaşmadan kalkayım dedim. Daha da gitmedik, gidemedim yani. Eşim de gidemedi, ben de gidemedim. Üzüntüden arkadaşlar. Buradan ayrılmadan bir de tekrar bir daha gideriz. Yakınımız. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi insanlar arkadaşlar. Dur bakalım bu kimmiş? Benim adam da çöp atıyor.
kederli köyündendi. Ağaç öğrenmez git mi bayram? Ağaç öğrenmez git mi? He? Çebirli mi? He. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Her gün sela veriliyor arkadaşlar. Bazen bir sela veriliyor, 2-3 tane kişi söyleniyor. Tabii bu doğru değil. Bir şahsa bir sela gerek bence. Yani şu insan bunca vakit bu dünyada emek vermiş, çalışmış, çabalamış, evlat yapmış, arkasından iyilikler, güzellikler bırakmış, her neyse. Yani bir selası da verilmesi gerek bana göre. Yani herkesin kendine özgü bir selası olmalı. Yani savaşta değiliz, şeyde değiliz. Neyimiz şey ki toplu sela veriliyor. Bu böyle olmaz. Ve de olmuyor artık. Birkaç yerden şey geldi. Memleketimizde şikayet geldi. Ve demek ki kabul edildi. Etmiyorlar. Tek tek yapıyorlar. 2 gündür. O 2-3 gündür hoşuma gidiyor. Öyle de olması lazım. Doğrusu da bu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Ben size bugün nasıl masaj yaparız? Etlerimizi nasıl ezeriz? Etlerimiz eziliyor arkadaşlar. Böyle bununla. Hepsi bu. Bütün vücudumuza. Böyle. Kollarımızın yetmediği yerlere. Böyle. Ağrıyan yerlerimize. Her yerimize arkadaşlar. Bununla. Hatta dizlerimize. Çok faydası. İlk önce belki biraz çok ağrıyor. Akşam ben üzüldüm yani. Uykumun arasında üzüldüm inanın. Bak şimdi dizimi yaptım. Tost dedim herhalde zararını göreceğim. Sabah kalktığımda çok büyük memnuniyetle kalktım. Dizim görüneyim. Ha, tamam. Bak, bak. Dizim şimdi benim ağrımıyor ama böyle ufak darbeler var arkadaşlar. Hafif hafif hafif. Böyle. Tam buraya değil de şu çevresini arkadaşlar. Şöyle pat pat vuracak halinde yok. Ama buralara pat pat vurabilirim. Çünkü buralar kaba etler derdi annem rahmetli. Buralara kaba etler. Buralara olabilir. İşte ben de yeni böyle bir buluş buldum. Sizinle paylaşmak istedim. Ve bundan sonra yapar mıyım? Çok güzel yaparım. Biz de toparlanmaya başladık arkadaşlar. Bir mutfağı topladım ben. Şeylerin, dolapların içlerini topladım. Tabaklarım, porselenlerim, camlarım. Ondan sonra şimdilik 3-5 günlük. 5 gün kalırız galiba arkadaşlar. Anca toparlanırız. Biliyorsunuz evi kiraya vereceğim. Ondan sonra bunları ancak 5 günde toparlayabiliriz. Odamıza doldurabiliriz. Hepsini zaten geçen sene odamızdan çıkarmıştık. O zaman Teğmen oğlumuz da buradaydı. Anne gitmeden bu işi halledelim demişti. Geldi burada temizlik yaptı. Evi yerleştirdi. Odadan eşyaları çıkardı. Beraber tabii biz de hep beraber yapmıştık arkadaşlar. Şimdi geri şey edeceğiz, içeriye bırakacağız. Bayramla biz ufak tefek eşyalarımızı düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde yerleştirebiliriz. Büyük eşyalarımızı 2 tane adam tutacak arkadaşlar. Onları getirecek.
beraber yerleştirecekler. Onların yerlerini, düzenlerini ayıracağız biz. Bu şekilde canlarım. Perdelerimi yıkayıp kaldıracağım. Böyle arkadaşlar. Canlarım, perdelerim. Tatilim güzel mi geçti? Güzel geçti. İlk gün biraz iyi geçmedi arkadaşlar. İlk gece. Balkonda otururken bir sataşma oldu. Ondan sonra hep iyi geçti. Olsun bakalım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Allah büyüktür. Allah herkesin gönlüne versin. Göre versin. Benim her zaman duam budur. Benden bu kadar arkadaşlarım, canlarım. Her şey benim için güzel gidiyor. Memleketime geldim. Ay yine bir şey. Dur bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Ha tekrar aynısı. Şöyle çevreyi tanıtayım arkadaşlar size. Böyle yine gezdirmişimdir yine de. Olsun yine de bir gezdireyim sizi canlarım. Böyle evlerimizi. Buranın sahipleri görür. Sevinir. Ne durumda, ne halde. Eski oturanlar hiç kimse kalmamış arkadaşlar. Çoğu ölmüş. Çoğu da şeyleri gelmiyor. Gençler gelmiyor, sahip çıkmıyor. Öyle işte arkadaşlar. Böyle. Telefonum düşer de diye korkuyorum. Şöyle göstereyim. Böyle canlarım. Bizde kuru çok yapılırdı arkadaşlar. Ben buralara çivi çakardım. Kurularımı buralara asardım ki şeye kadar, yağmurlar yağıncaya kadar burada asılı dururdu. Yağmurlar başladığı zaman alırdım arkadaşlar. İçeri alırdım böyle. Burası yatak odamızın penceresi arkadaşlar. Burası da çocuk yatak odasının penceresi. Canlarım. Burası yurt arkadaşlar. Erkek yurdu. Talebe yurdu. Asfalt geçiyor arkadaşlar oradan. Arabalar geçiyor. E5 karayolu. Öbür tarafı Tuz Gölü. Bu yurt olmadan önce Tuz Gölü'nde, Tuz Gölü'nün batışı, Tuz Gölü'nün görüntüsü ve karşı köy benim köyüm. Karamulla Uşağı görünürdü arkadaşlar. Şimdi görüntü alanında değil. Yalnız buralardan görünüyor. Tuz Gölü görünüyor arkadaşlar. Çok güzeldir bizim Tuz Gölü'müzün. Tuz Gölü'nün üzerinde ufuk, güneş batımı çok güzeldir. Harikadır arkadaşlar. Bu taraftan da böyle yine Tuz Gölü görünür. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. 5 gün sonra en geç Allah izin verirse Antalya'da görüşürüz. Canlarım. Antalya'mı evimde özledim. İnsan
Oraya gidince bura çok özlemiyorum arkadaşlar. Şöyle daimi kaldığım yerde olmadığı için çok özlemiyorum ama buranın tahinlisi, pideleri, boş pideleri bile çok güzel arkadaşlar. O lezzeti asla bir yerde bulamazsınız. Hiç aramayın. Ondan sonra çiçek kulağı arkadaşlar. Çiçek kulağı daha bulamadım. Getiren olsa satın alırım. Pazarda da satılıyor. Kurumuş o. Eskiden tazeyken gelmiş olsaydım çok istedim o sıralarda gelmeyi ama olmadı. Kısmet olmadı. Alırım yani kurumuşunu. Kilosu 60'tan almışlar. Alırım yani. Kaç tane olursa olsun. 100 lira da olacak değil yani. Ya da olsun 70 olur. İşte böyle canlarım. Her türlü yiyeceğim. Domates biberi bile ayrı lezzetli arkadaşlar. Burası. Oğlum gelinim geldi, torunum geldi. Çok şükür. Ondan sonra bu yılda onlar geldi arkadaşlar. Her yıl geldiğimde çocuklarım geliyorlar çok şükür. Kıbışım çok gelmek istedi, o kısmet olmadı arkadaşlar. Yeni Kıbrıs gezisinden gelmişlerdi, yorgunlardı. Öyle dek geldi, Yunanistan'a gittiler, oradan bize geldiler. Bizden de Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıs'tan da evlerine geldiler, biz geldik. Onu da o yorgunlukla gelemez tabii. Büyük saçmalık gelmesi. Öyle işte. Şimdi biz yola düşeceğiz arkadaşlar. 5 gün sonra Allah izin verirse Antalya'da görüşürüz. Bir daha çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Orada görüşürüz. Orada çekimlerimize devam ederiz. Şöyle çekimler yapacağız arkadaşlar. Bu yıl eşimle denize fazla gitmedik. Bir defa gittik. Bir mi iki mi gittik. Ondan sonra denize gideceğiz. Denizde çekimler yapacağız arkadaşlar. Sofralarımızı kuracağız, masamızı atacağız. Ondan sonra öyle işte sohbet yapacağız. Sohbetlerimize katılacaksınız. Sohbetlerimizde buluşuruz inşallah sizlerle. Sizleri seviyorum, sayıyorum, takdir ediyorum. Beni güzel izliyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yeterince abone de oluyorsunuz. Ona da seviniyorum, seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Abone olup izlemeye devam edin beni arkadaşlar. Ben de sizler için emek veriyorum. İlk önce kendim için veriyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü sıhhatime iyi geliyor. Böyle her gün canım istediği zaman açıyorum, konuşuyorum. Böyle bir deşarj oluyorum arkadaşlar. Öğretmen talebelerine ders verir gibi ya da gibi arkadaşlar konuşma yapar gibi vazifemi yapmış gibi oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Sizleri seviyorum. Hiçbir kötü niyet hiç kimseye beslemiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Ha ben bunun karşılığını çok büyük alıyorum. Çok teşekkür ederim Allah'ıma ve sizlere. Sevdiklerime. Allah'ım sevdiklerimin tırnaklarına taş değdirmesin. Tekerlerine taş değdirmesin. Her şey güzel olsun arkadaşlar. Mutluluklar diliyorum herkese. Hoşçakalın. Yurttan ses geliyor arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.